Teşhisleri koyduktan sonraki süreçte hani adım adım bahsettiniz şu Evet. anda. Teşhisi koyduktan sonra ilaç tedavisiyle mi yoksa direkt ameliyat mı? Bunun nasıl ayrımını yapıyorsunuz? Ya da Şöyle. vatandaşlar, çok affedersiniz, vatandaşlar, halk şu an herkes ameliyat olayım, kurtulayım. Direkt kolaya kaçma derdindeler. Biraz sabırsız bir ülkeyiz. Vatandaşlar biraz sabretmiyor, tedavi sürecini direkt kabul etmiyor. Ameliyatımı olayım, bir hafta yatayım, kalkayım, sonrasında kaldığım yerde devam edeyim düşüncesiyle hareket ediyor. Bu düşünceyi ne kadar doğru buluyorsunuz ve Evet. süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi sonrasında? şöyle, birincisi her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Yani bunun da bir aşamaları var. Öncelikle tabii başlangıçta bir eğer fıtık çok büyük değilse, hastada bir kuvvet kaybına sebep olmamışsa, tabii onları da söyleyeyim. Madem fıtığı işleyeceğiz, bir bel fıtığı olduğu zaman insanlarda genellikle bir bel ağrısı olur. Bazen bel ağrısı olmadan sadece bacak ağrısı olabilir. Veya bir ayakta, bacakta, uylukta kuvvet kaybı olabilir. Uyuşma olabilir. Keçelenme tarzında tarif eder insanlar. Bu uyuşma sıkışan sinirin yerine göre uyluk bölgesinden ayağa kadar değişen yerlerde olabilir. Refleks kayıpları olabilir. İşte dize klasik vurduğumuz zaman refleks alamayız veya aşil refleksi dediğimiz topuktaki refleksi alamayabiliriz. Bunlar olabilir bel fıtığı neticesinde. Şimdi bunların şöyle söyleyeyim. Bel fıtıklarını MR görüntüsü olarak 4 şekilde sınıflandırabiliriz. Çok küçük olan var, çok büyük olan var, orta büyüklükte olan var, daha büyük olanlar Daha var. riskli. Türkçesini Evet. söylersek, yani bunların hepsinin Latince isimleri var. En küçük ve en büyüklerde çok sorun olmuyor aslında. En küçükleri çoğu zaman ilaçla, en büyükleri de ameliyatta tedavi etmek daha doğru bir yaklaşım haline geliyor. Ama bunların dışında arada olanlar var. Onlar da öncelikle ilaç tedavisi, sonra ameliyat veya bazen önce ameliyat, sonra başka yöntemler ilave olarak yapılabilir. Diyelim ki hastanın sadece bir bel ağrısı var ve bacak ağrısı var. Önce ilacı veriyoruz, ilaçları kullandırıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmezse, hastanın ağrıları ilaçla hafiflemez, daha da artarsa, günlük hayatını olumsuz etkilerse, o zaman ameliyatı konuşuyoruz.